İlahi Armağan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat! Şimdi ahir zamandır, münafıklığın kol gezdiği zamandır. Hep kendini beğenme duygusu, hep nankörlük ve perde. Kendini beğenme duygusu seni Rabbinin gözünden düşürür. Bu iki kötü haslet, tarikat yoluyla bağdaşmayan iki perdedir. Birisi münafıklık nedir, söyle de uzak duralım derse ona şöyle de. Peygamberimiz buyurmuştur ki, münafık verdiği sözde durmaz, konuşunca yalan söyler, kendisine bir şey emanet edilince de hıyanet eder. Gerçekten iman etmiş kimsenin giyeceği ve yiyeceği yoktur. Evlilik düşüncesi yoktur. Sevinci ve güveni yoktur. Yerini görünceye ve lakabını duyuncaya kadar durması, dinlenmesi yoktur. Halvetteyken geçmişini ve adını görünceye dek böyle devam eder. Çöllerle, ıssız yerlerde bünyesine yetecek kadar uyur, hatta uyur gibi yapar. Melekler onun bu halini görür, ününü duyarlar da birbirine bu kim diye sorarlar. Durumdan haberdar olan melekler, bu kırklardan, yedilerden, yetmişlerden veya üçülerden Allah dostu ve sevdiği falanca kuldur. Şöyle şöyle meziyetleri vardır derler. Kader onu sağa ve sola çevirir, halden hale koyar ve yönlendirir. Allah onları çepeçevre kuşatmıştır. Ona kalbinden ilham gelir ve evine dön, hazineni koru. Kendini sakla ve bu hali kalbinin ve sırrının Allah katına yükseldiği ve hikmet kitabının üzerine oturduğu bir rüya olarak kabul et. Sonra nefsani eğilimlerin yok oluncaya kadar ilim kitabının üzerinde uyu. İşte o zaman Allah seni giydirir ve yedirir. Nefsani arzularla ağzına kadar doluyken bu hale ermek mi istiyorsun? Sen namaza kalktığında alışverişini, yiyeceğini, içeceğini, evleneceğini düşünüyorsun. Sen vesvese içerisindesin. Peki bu hastalığın devası nedir diye sordular. Şöyle cevap verdi. Yediğin lokmayı haramdan ve şüpheli şeylerden arındırmaktır. İkinci deva da öz benliğinin sana emrettiği yasaklar konusunda onun sözünü tutmamandır. Kul kalbine düşürülen bir sözden daralıp sıkıntıya düşünce kalbe bir söz daha gönderilir. Bunun üzerine endişe ve daralma biraz hafifler. Sonra bir söz daha gönderilir. Bunun üzerine bir dinginlik hali gelir, endişesi çeker gider. Artık yolda yürürken taşlar, ağaçlar onu dindirmek, rahatlatmak için ona hitap etmeye başlar. Ona, ey Allah'ın veli kulu, Allah'ın muradı, Allah'ın sevgili kulu, Allah'a yaklaştırılmış kul derler. Cemaatten biri Geylani Hazretlerine, benim için dua eder misiniz dedi, o da şöyle dua etti. Allah'ım, beni insanlara muhtaç eyleme, bana kâfi gel. Onu da senin zikrinle istemeye, dilenmeye muhtaç eyleme. Çünkü kul insanlara muhtaç olmayınca hakkın kapısına yapışır da Allah yakınlığıyla onun gönlünü zengin eder. Allah'ın zikriyle ve şükrüyle meşgul olduğu için ondan istemeye, dua etmeye fırsat bulamaz. Kırlarda, çöllerde yiyecek ve içecekten kaçınırsan evinde bir pınar kaynar. Şeytanın sana karşı en kuvvetli silahı insanlardır. Yaratılmışlar yurdu olan dünyanın işi ve gücünün sevgisiyle içini ve dışını bürür. Seven ve beğenen kimse sevdiğinin peşine düşer. Yusuf aleyhisselam babası Hazreti Yakub'u arıyordu. Onu gören herkes seviyor, ona aşık oluyordu. Yusuf'un maksuduna ulaşmasını başkaları değil, bizzat babası Yakup engelliyor ve örtüyordu.
Keşke seninle benim aram mamur olsa da, alemlerle arandaki her şey yıkılsa, harap olsa. Hakkın tellalı geldi. İnsanlarla ilişkiyi kesin artık. Yazgının gerçekleşeceği vakiti gelip çatıncaya kadar. Kurbanın suyu çekilinceye ve yeryüzü sırf Allah'a kulluk edilen bir yer oluncaya kadar konuşma. Senin sırrın Allah'ın katında kudret gemisindedir. Allah o gemiye ilim denizinde yüzüşünün de kıyıya dönüşünün de Allah'ın adıyla olduğunu telkin etmiştir. Allah'ın hakiki kullarıyla birlikte olmak, korku ve endişe içinde bir aslanla birlikte olmak gibidir. Öyle bir aslan ki, başkasını parçalayıp doyduğu için seninle uğraşmıyor. Döndükten sonra tekrar o aslana doğru yönelsen seni de parçalayacaktır. İşte sıddıklarla beraberlik böyledir. Onlar da hükümdarlarla birlikteyken bu ruh hali içindedirler. Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetinde bulunanlardan biri hatırı kabul etmiyordu. Bu durum Cüneyd'e bildirildi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi, "Senin hakkında söyledikleri şey doğru mu?" diye sordu. O da "Evet" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Kalbinde bir şey tut" dedi. O da "Tamam tuttum. Kalbimde tuttuğum şey nedir?" dedi. O da "Şunu şunu tuttun" dedi. Adam "Hayır" dedi. Sonra kalbinde başka bir şeyi tuttu. Cüneyd-i Bağdadi onu haber verdi. Adam "Hayır" dedi. Sonra yine kalbinde bir şey tuttu. Cüneyd-i Bağdadi yine haber verdi. O zaman Cüneyd-i Bağdadi, "Hoca, hak benim yanımda değilmiş. Sen kendi yoluna git" dedi. Bunun üzerine adam, "Sen aslında hepsinde doğru söylemiştin. Fakat ben senin kalbinin temizliğini ve sağlamlığını sınamak istedim" dedi. Onların kalpleri Allah'ın iradesinin aktığı yerdedir. İlminin hazineleridir. Sırrının emanet edildiği yerlerdir. Kader vadisindeki kader hazineleridir. Kader yurdunun omuzlarında onların sırları dönüp durdukça ilimler ve sırlara karşılaşır. Bir yere dayanmış olan odunlar manasız şekiller ve işe yarar ki onlar sağırdır, dilsizdir ve kördür, onlar düşünmezler. Birisi 360 hikaye yazmıştı. Yörenin valisine her gün bir hikaye gönderiyordu. Bıkmadan, usanmadan. Sonunda validen onun işine onay çıktı. Sense Allah'a birkaç gün ya da birkaç gece dua edince hemen usanıveriyor ve insanlara başvuruyorsun. Hikayeler gönderen bu adamı hatırlayıp ona göre hareket etsen olmaz mı? İnsanlara bel bağladığın sürece kurtuluş bulamazsın. İnsanlardan Allah'a yönel ve Allah'a yakınlık kapısının eşiğinde dur. O zaman sevgi ve yakınlık eli seni kendine doğru çeker de o evde yaşamaya başlarsın. İşte bu yerleri ve bu çevresini görünce bütün yönlerden rahatlık ve genişlik bulursun. Kanatların kuvvetlenir ve o evin balkonlarında uçarsın. O balkonlar senin yuvan olur. Düşsen bile evin avlusuna düşersin. Ev sahibinin yanı başında döner durursun. Duası kabul edilen biri olursun. İnsanlara faydalı olmak istiyorsan böyle yap ve boş şeyler saçmalayıp durma. Geylani Hazretleri bu sözüyle vaizlerin insanlara yapmış oldukları konuşmaları kastediyordu. Ve şöyle devam etti. Namaz başkalarından ayrılıp Allah'a bağ kurmaktır. Bir cisim aynı anda iki yerde bulunamaz. Bundan dolayı Allah'la bağ kurmak ancak insanlardan ayrıldıktan sonra söz konusu olabilir. Bu bahsettiğim Allah dostlarının namazıdır. Abidlerin namazıysa cenneti kalplerinin sağına, cehennemi soluna, sırat köprüsünü önüne almaları, Rablerinin de kendilerini gördüğünü düşünmeleri yoluyla olur. Muhiplerin namazıysa insanlardan ayrılıp Allah'la bağ kurmak demektir. Nefsinin yemek istediğinin belirtisi mideden civciv sesi gibi bir ses duymandır. İşte o zaman nefsine onu ayakta tutacak kadar iyilikler ver. Allah ve Allah nefse günahını ve takvasını ihsan etti buyuruyor.
Diğer bir ayette ise doğrusu güldüren de ağlatan da odur buyuruyor. Kalp Allah'ın mülkünden içeriye girmeden önce bu iki ayette amel etme. Ancak sen içeri girdikten sonra Allah'ın ilhamı gelir. Öncesinde ise kalbe gelen ilhamlar birkaç çeşittir. Şeytanın ilhamı, tabiatın ilhamı, nefsin ilhamı ve meleğin ilhamı. Allah yoluyla biriyle arkadaşlık etmek istersen, ortalık dinginleşip, insanlar uykuya daldıktan sonra güzelce abdest al ve namaz kılmaya yönel. Abdestinle namaz kapısı açılır. Namaz kılmanlaysa Rabbinin kapısı açılır. Sonra namazı bitirince Rabbinden iste ve de ki, kimin peşine takılayım, rehber kim, senin haberini bana verecek kim, senin biricik kulun kim, halifen ve sözcün kim? Allah cömerttir, senin ümidini boşa çıkarmaz, hiç kuşkusuz kalbine ilham eder, sırrına işaretlerini gönderir, sana açıklar, kapıları açar ve yolunu aydınlatır. Her kim gerçekten isteyerek bir şeyi ararsa aradığını bulur. Bizim yolumuzda çalışıp gayret edenleri biz yollarımıza iletiriz. Problem sendedir, onun kelamında değil. Kalbinde yönler birleşince varmak istediğin tek hedefi belirlemen mümkün olur. Onu iste ve ara. Onunla birlikte olmak yırtıcı hayvanlarla veya yılanlarla birlikte olmaya benzemez. Onun fakirliğine, nesebinin eksikliğine, pecmurdelik ve dağınıklık içinde olduğuna, iki lafı bir araya getirmeyişine bakma. Çünkü mana, onun dış görünüşünde, bedeninde ve yüzünde değil, içindedir. Sözünde ve davranışlarınla onu üzme. Rabbinden gelecek faydayı bekle. O katiptir, yetki başkasına aittir. O elçidir. O yemek servisini yapan garsondur. Tabakların sahibi başkadır. O sözün aktarıcısıdır. Söz başkasına aittir. Allah onun diline ne dökerse onu kabul et. Onun bakışlarını aşma. Ona karşı haddini aşma. Önünde başını eğ, korkulu ve endişeli dur. Ne halinde, ne sözünde, ne de yaptığı şeylerde onu suçlayıcı olma. Onu akıl sahibi olan herkesin üzerinde tut. Onun yanında başka bir yere değil, Rabbinin katına varabilirsin. Bize hayvanların doğası üzerine yaratıldık ama aklımızla, dinimizle, Allah'a yakınlığımızla, marifet ve kulluğumuzla birbirinden ayrılabiliriz. Temelde ise aramızda bir fark yoktur. Onlar bildikleriyle amel ederler ve manen ölmüş birine rastladıkları zaman ona can verirler. Bir günahkâra rastladıkları zaman ona öğüt verirler. Evlerine gelen tabaklar başkaları içindir. Vergi toplamak için çalışırlar. Toplayınca da onu hükümdara teslim ederler. İnsanlardan toplarlar ama kendileri için değil. Allah senin iyiliğini dileyince seni uyandırır ve nefsinin kusurlarını sana öğretir. Sizin aliminiz cahildir, cahiliniz ise iftiracıdır. Zühd sahibiniz dünyaya heves edicidir. Dinini yemek için vesile kılma. Çünkü din vesilesiyle ancak ahiret yenir. Yani sen böyle yaparak ahiretini yenmiş, yok etmiş olursun, dikkat et. Abdülkadir Geylani, Allah'ın Rabbinize yalvararak ve korkarak dua ediniz. Hiç kuşkusuz o haddi aşanları sevmez buyruğunu şöyle açıklamıştır. Bu ayetin zahir anlamına göre haddi aşan kimse Allah'tan başkasından isteyen kimsedir. Abdullah bin Mesud'un sohbetinde bulunanlara derler ki, siz gönlümün cilasısınız. Kim beni Allah rızası için ve sözümden faydalanmak için dinliyorsa o gönlümü parlatır. Başka amaçlarla dinleyenler varsa onlar benim sohbetime gelip de gönlümü bulandırmasınlar. Ey evlat! Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşten çıktıktan sonra hayvanları ve köleleri çoğalınca Suriye'de çok kapalı bir konak yaptı. Geçmişini ve insanların gönüllü hastalıklarını tedavi etme işini bitirdiği zaman orada inzivaya çekilirdi.
Ey evlat! Söze avam tabakası uyar, hale ise Allah'ın seçkin kulları uyar. Sen kimin ehlindensin, kimin arkadaşlarındansın? Nabzına bir bakayım da senin hangi halde olduğunu tespit edeyim ve hastalığının ne durumda olduğunu göstereyim ve seni iyileştireyim. Peygamberimizin sürekli yapa geldiği şeylerden biri de hastaları ziyaret etmekti. Bize ise bu yasaktandı. Biz bunun yerine himmetimizle sağlıklı kimseleri ziyaret ederiz. Ayaklarımıza sizin evlerinize girmek, ellerimize de mallarınızdan almak yasaktandı. Biz hal ve kader, şan ve şeref, değer yönünden görevlendirildik. Olur ki bir kimse ölür ve ardında hepsi de kendine son derece saygılı 10 çocuk bırakır. Onlar da onun bıraktığı mirası aralarında eşit olarak paylaşır. Fakat içinden biri var ki ölen kimse gönlünden mirasının tamamını ona bırakmayı geçirir. 10 çocuktan her biri teker teker ölür de geriye o sonuncu çocuk kalır ve babasının mirasını böylece tek başına elde eder. Böylece kaza ve kader gerçekleşmiş olur. Bu noktaya kadar bu olayda eleştirilecek bir yön var mı? Allah'ım, insanları bizden uzak tut. Nefislerimizi, tabiatımızı ve havamızı da bizden uzak tut. Şu denizden korkuyorum diyorsun ama içinde yüzüyorsun. Korku bundan başka bir şeydir. Allah'tan gerçek manada kulları içinde ancak ilim sahipleri korkar. Allah'ı bilince, tanıyınca ondan korktular. Bir şeyin zararını öğrendin. Ondan sakın ve uzak dur. Ey evi damsız olan, çocuklarına verecek buğdayı arpası olmayan. Madem ki öleceksin, o zaman onun için hazırlık yap. Kış geldi çattı, hazırlık yap. Komutan geldi, kendine çeki düzen ver, sözsen. Canavar geldi, ölüm canavarından sakın. Namazında söylediğin, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz, sözünün anlamı nedir? Allah'ım, sana boyun eğer, seni tevhid ederiz, demek. Peki sen ne zaman Allah'ı birledin? Ne zaman yaptığın işi sırf onun rızası için yaptın? Ne zaman insanlara gösterişe, münafıklığa yüz çevirdin? Ne zaman Allah'ın önünde alçaldın? Alçalmak, kalp ve halvet yönünden olur. Allah'ın kulunun yaptığını görmesi ve nefsin arzusu birleşince kul, Allah'ın kendisini görmesinden utanarak nefsinin arzusunu terk eder. Halvetinde nefsin azgınlaştığı zaman Hazreti Yakub'un parmaklarını ısırdığını ne zaman göreceksin? İsmetini ne zaman göreceksin? Bu ismet, koruma, gayretullah'tır. Hazreti Yusuf o kadınla bir araya gelince gayretullah yetişti de Yusuf hemen ondan kaçıverdi. Böyle yaptık ki kötülüğü ve çirkin işi ondan uzak tutalım. Çünkü o bizim kendimize ait kıldığımız kullarımızdandır. Ne zaman halin Yusuf'un haline dönecek? Allah'ın evinde ve kucağında koruma altında olmaktan zorluk çekince Yusuf hapsedilmek konusunda Rabbine rıza gösterdi. O da Yusuf'a halvetinde ismet verdi. Onu günahtan korudu. Siz de ey müritler, böyle Allah'ın kulları olun. Sıddık'ın halini ödünç isteyin. Bunu Allah'tan isteyin. Tevekkül, sebeplerle bağını kesmek, her şeyi terk etmektir. Kalp değişime uğrayınca hükümdar olur. Hükümdarın duyduklarını duyar, hükümdarın bildiklerini bilir. Sonra daha da ileri gider ve hükümdarın da üzerinde hükümdar olur. Ey evlat! Sır, sırrın da ötesi, Musa'nın Tur Dağı tarafından bir ateş görünce ailesini terk etmesindedir. Ne görmüştü orada? Beden gözü bir ateş görmüştü. Kalp gözü ise bir nur görmüştü. Beden gözü orada bir yaratılmış görmüştü. Kalp gözü ise Hakk'ı görmüştü. Ailesine bekleyin, ben bir ateş gördüm dedi. Kalbini bir şey çekmişti oraya. Eşinden ve çocuklarından soğutulmuştu bir anda. Ailesine bekleyin dedi,
yüce nidalar geldi. Kader kırlangıçları geldi ve ehlullahı eşlerinden ve çocuklarından kapı verdi. Ey hüküm, sabit ol. Ey Allah'ın sır ilmi, ilerle. Ey nefis, sen de yerinde dur. Ey kalp ve ey sır, siz çağrıya cevap verin. Bunu idrak edemeyenlerin, sevmeyenlerin ve inanmayanların kaybı ne büyüktür. Ne yazık onlara, ne yazık. Yazık ki perdelenmişler ve Allah'ın gazabına uğramışlar. Belki oradan size bir haber getiririm. Ben size yol hakkında bir bilgiyle dönünceye kadar buradan ayrılmayın dedi. Çünkü yolunu şaşırmıştı, yol işaretleri de kaybolmuştu.